Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV 2024 yılı projeksiyonunu paylaştı. Tek kullanımlık plastik ambalajlarda İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin plastik sektöründeki ana hedefi üretimin geri dönüşümle desteklenmesi oldu. Türk plastik sektörü tek kullanımlık plastik ambalajlarda İtalya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi oldu. Ambalaj, beyaz eşya, otomotiv, elektronik, inşaat ve savunma sanayi için yılda 11 milyon tona yakın plastik mamul üreten Türk plastik sanayi üretimdeki başarısını geri dönüşümle desteklemeye odaklandı. Türk plastik sanayicileri araştırma, geliştirme ve eğitim vakfının yeşil dönüşüm ve teknoloji derneği başkanı Yavuz Eroğlu atıkların geçmiş dönemde olmadığı kadar ekonomik bir değeri olduğunu belirterek tüketici geri dönüşüm konusunda teşvik edecek sistemlerin kurulması gerektiğini belirtti. Atık bulmanın zor olduğunu ve gitgide zorlaşacağını ifade eden Eroğlu, cari açık ve çevreyi koruyabilmenin ilacı atık mesajını verdi. Yakın gelecekte ülkeler arasında atık bulabilmek için adeta atık savaşları yaşanacağına değinerek önümüzdeki dönemde atıklar petrolden daha değerli olacak görüşünü sundu. Farklı sektörlerden birçok marka geri dönüştürülmüş ham maddeye ulaşmak için büyük bir rekabete girebilir öngörüsüne bulunan Eroğlu, geticiyi teşvik edecek, geri dönüşüm sürecine daha depozito sistemine benzer çözümler sunmalıyız dedi. Avrupa Birliği'nin 2025 yılında %25 ila 30 oranında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımını zorunlu kılacağı belirtildi. Türkiye'nin geri dönüşüme kazandırabilmek adına Avrupa Birliği'nden atıklar alabilmesi için bundan sonra iyi bir karneye ihtiyacı olacağına değinen Eroğlu, Türkiye'nin 10 yıl içinde küresel bir güç haline gelebilecek potansiyeli var değerlendirmesini yaptı. Küresel bir geri dönüşüm merkezi olabilmek adına 2 ve 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Replus Suresya Plastik Geri Dönüşüm ve Ham Maddeleri Fuarına da dikkat çeken Yavuz Eroğlu, fuara yurt dışından da büyük ilgi olduğunu söyledi.